budaması, budaması. Evet, budaması. Yani biz 12. ayından başlıyoruz budamaya. Evet. Şubat, Mart ayında sistemik ilaçlara giriyoruz. İşte sarı ilacından, göz aşısından, tamam, iç kodundan ilacımızın ne kadar sıkıntısı var. Yok, insan sağlığına zararı. İnsan sağlığına öyle bir zararı yok. Zaten hepsi Tarım Bakanlığı'ndan yani geçmiş olmaya başlıyor. İnsan sağlığına zararı öldürüyor. İnsan sağlığına zararlı değil, ben açıyor oluyor. Fatih Bey de bu tür profesyonellerden var. Evet. Aile olarak çok bahçesi vardır. Çok, yani bere kadar suyun içinde biz ilaçlama yaptık. Fatih, ben şeye geçildi diye biliyorum. Organik ilaçla organik gübreleme, buna geçildi diye biliyorum. Evet, doğru. Evet, geçildi. Artık eskisi gibi yok. Yok, aynı. Şimdi ne zaman bitiyor bu bahçe değişim? Bu sezonda? Eylül sonu gibi topluyorsunuz. Kasım'ın 20'si gibi biter. Sonra Aralık'ta uygulamaya başlıyor. Evet, Aralık'ta başlıyor uygulamaya. Her sene. 12 ay işe var mı başladı? Var. Neredeyse. Sezer başladı. Bizim hakikaten insanımız çok emektar ya. Yani böyle çok kolay olmuyor. Elmasıdır, ayvasıdır, üzümüdür. Evet. Çocuk gibi bakmak lazım. Ve yılın 11 ayı neredeyse insanımız çalışıyor. Yani inşallah biz de bu hak ettiği değeri alsın diye uğraşımızın aslında şeyin amacı da bu. Eğer biz işte siyasiler olarak, yönetici olarak bu ayvaya ciddi bir katkı sağlayabilirsek, şu anda Geyve'deki asıl ürün ikiye döndü. Ayva baş ürünümüz, arkasında üzüm geliyor. İnşallah bu sene bunlar ciddi bir para yaptı. Hani domatesle sıkıntımız oldu, 40 kuruş yaptı, para etmedi, şeftalimiz para etmedi ama genelde insanlar artık ayvaya ve üzüme doğru yöneldiler ve ciddi bir sazan köyü oluşturdu. Yani onların bir randımanı olmadı. 400 zeytin yapmadı ama ayva buranın toprağıyla, havasıyla zaten biliyorsunuz bu coğrafi işaretlerine de turistlerine vermiyorlar. Bu bölgenin florası, işte boğaz rüzgarları, bunların hepsi bunun üstünde bir etken. Belki bu lezzeti ve tadı ayvanın başkentleme sebebimiz de bu. Buradan kaynağı. Yoksa burada da ayva oluyor. Ama baktığınızda şekli yok, şemali yok, suyu yok, tadı yok. İşte Geyve Ovası'nın özelliği buradan kaynaklanıyor. Coğrafi işaretle bunun için vermiyor. Başkanım, arabada konuştuğumuz nehirde gondollar yürütülecek projesinin aslında diğer arkadaşlar yoktu çünkü yarısı yoktu basın. Onları özel bir çağıralım yine bir sabah. Yarımıza söylediğin yarısını. O tanıtımını hep beraber yaparız arkadaşlar inşallah. Yani nehirde gondollar gezecek değil mi? Gezeceğiz Allah nasip etsin. Onu söz verdik vatandaşımıza. Ciddi büyük bir projemiz. Belki sadece o GV ile alakalı bir proje değil. Marmara bölgesinden, işte Karadeniz bölgesinden bölgeye gelen insanların tamamını buraya çekmek amaçlı. Çok ciddi bir proje ve üstünde ciddi emeğimiz var, alın terimiz var, göz nurumuz var hakikaten. Çünkü ben en az bu projeyle alakalı 8-10 defa Ankara'ya gittim. Tek tek her aşamasına müdahale olmaya çalıştım. İnşallah çok güzel proje geliyor. Biraz daha sabırlı olacağız. Ocak ayı gibi inşallah basını duyacağız. 100 ile 150 kilo arası değişiyor. Bir ağaçta. Evet. Bir ağaçta. Yani ortalama dönüme 40 ağaç mı dikiliyor Fatih? 40 ağaç. 40 ağaç. Ortalama bir dönüm ayva bahçesinden 5-6 ton ayva alabilir. Şu anda dalında herhalde 1,5 kilo civarı yapıyor galiba. Evet, değil mi? Dalında. Tabii. Yük deyip bıraksan o daha da pahalı. O daha pahalı. Şimdi şöyle bir durum var. Her çiftçi bunu değerlendirme ama fabrikler profesyonel. Kasaları, sandıkları var. Evet. Eğer bu soğuk hava deposunda konsun bu sene ayva 4 lira soğuk hava.